O hepinizden bir müsaade istiyorum. Çünkü Amerika'ya bağlanmak durumundayım. Oradaki son gelişmeleri alalım. Amerika'da şimdi Ali Çınar dış politika uzmanı. Ali Çınar merhaba. Merhabalar Hülya Hanım, yayınlar. Biz biraz böyle yayın başında ajanslardan geçen haberleri verdik ama sizden daha net ve detaylı almak isterim. Ne oluyor gerçekten Amerika'da? Seçim zamanı zaten karışmıştı. Şimdi yine bir karışıklıktan bahsediliyor ama kongre binasına dair. Evet, kongre binasına farklı yerlerde giriş alanları var. Ve bir giriş alanında iki polisin üzerine şüpheli bir araç sürüyor ve iki polis yaralanıyor ve şüpheliyi de vuruyor polisler. Diğer polislerin olaya intikal etmesiyle beraber iki polis memuruyla bu şüpheli hastaneye kaldırılıyor. Biraz önce şüphelinin öldüğü açıklandı hastanede. Şu anda ortalık kaynıyor diyebiliriz. Amerikan Kongresi'nde kuş uçurtulmuyor zaten. Ulusal muhafız güçleri kalmıştı. Belli askeri kuvvetler duruyordu. Tabii. Ama bu bölgede sadece polisler vardı. Şu anda araştırma ve soruşturma devam ediyor ama bir terör saldırısı mı veya bu şüphelinin neden bu arabayı polislerin üzerine sürerek kongreye girmeye çalıştığı araştırılıyor. Bir 15 dakika sonra Amerikan Kongresi'ndeki polis müdürlüğü resmi bir açıklama yapacak basına ve kamuoyuna. Hı hı. Biz de yakından takip ediyoruz ama şu anda bölgede ulusal muhafız güçleri ve polis ve askeri helikopter kuş uçurtmuyorlar diyebilirim. Tabii, çünkü çok söylediğin çok önemli. Ali Çınar, bir de o devir teslim töreni olduğu zaman da gerçekten orada kongre binası basılmıştı Trump taraftarları tarafından. O günden bu yana zaten bir şekilde güvenlik muhafızları oradaydı ama bugün yaşanan önemli, bakalım nasıl olacak. Bölge zaten o zamandan bu yana barikatlarla çevrili durumdaydı. O zaman yaklaşık bir 10-15 dakika sonra yazılı açıklama belki yapılacak. Yazılı dediniz galiba, doğru duydum sanırım. Sözlü yapılacak. Sözlü yani polis basına kamuoyuna açıklama yapacak. Evet, biz de yakından takip ediyoruz ve bekliyoruz. Tamam, o zaman o açıklamanın üzerine elbette belki siz de müsait olursanız yine bağlanabiliriz, konuşabiliriz. Önemli çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu gelişme. Çok teşekkür ediyorum Ali Çınar. Tamam. Sağ olun.